istiyorum istedik. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Normalde Selçuk'tan ayrılıyorduk Şirince'ye. Bu sefer ortaklardaki yol tabelalarını takip edelim dedik. İyi ki de değişiklik yapmışız. Acayip güzel bir yol. Neredeyse hiç araba geçmiyor. Sadece biz varız. Ve doğa muhteşem, yemyeşil. Karadeniz gibi neredeyse. Birazdan yolu da çekeceğiz. Ama çok virajlıydı. Dikkatli gitmek gerekiyor. Çok yavaş gitmek gerekiyor. Yani karşıdan param bir araba gelebilir. Ne kadar boşluğumsa da. Evet, okuduğumuz bir yerde de şey yazıyordu bu yol hakkında. Eskiden bu yolu ralli yapmak için kullanıyorlarmış. Evet. Yani o kadar virajlı ve dar bir yol. Eskiden ralli yolu olarak kullanılıyormuş. 90'lara kadar kullanılmış. Bazı yerlerde gerçekten biraz korkunç bir hal aldı. Yani tek araba zor geçebiliyordu ve bazı yerler çok bozuldu ama sonunda ulaştık. Ama her şeye rağmen güzeldi. Maceraya gerek yok diyorsanız diğer yolu kullanın ama bir macera yaşamak için bizim geldiğimiz yolu kullanabilirsiniz. Yaşanması gereken bir yol. Evet, şu an varmış bulunuyoruz. Dolaşmaya başladık. Şirince'ye ne için gelelim derseniz burada kahvaltı çok meşhur, gözlemeler, karadut suyu içebilirsiniz. Onun dışında eğer şarap severseniz burası sizin ayrılmayacağınız bir yer olacak. Çünkü aklınıza gelebilecek her meyveden şarap yapıyorlar. Birazdan zaten göreceksiniz binlerce mahzen. Bakın şöyle bir kahvaltı mekanı, restoranlar. Çok sevimli, güzel, tarihi bir yer. Karadut suyu 10 sene önce gelmiş gibi çok güzeldi. Muhtemelen gerçekten karaduttan yapılmıştı ama bunun popülerliği arttıkça onun da sahtesine kaçtılar gibi geliyor. Son zamanlarda içtiklerimiz oralet gibi, açıkçası hazır meyve suları gibi. Yani yine de buranın tabi meşhur içeceklerinden. Bu arada az önce şarap yerlerinden birindeki adam şey dedi, çok komik buldum ben. İçmesi sizden günahları, günahlar siz için, günahlar bize yazılıyor falan diyor. Bayağı satış taktikleri de gelişmiş. Bu arada şarap gezerken tadabiliyorsunuz. Günün hangi saati olursa olsun hiç fark etmiyor, sabah, öğle, akşam. Burası eski bir Rum köyü, o yüzden şarap üretimi çok yoğun. Adım başı mahzenli şaraphane satılıyor ayrıca. Tadım yapabilirsiniz. İlk ismi Kırkınca'ymış, Rum köyüken. Bunlar tabi Kırkınca'ya, Çirkince diyorlar. Çirkince de zamanla Çirkince'ye dönüşüyor, Kırkınca'ya. Ama 1920'lerde İzmir valisi geliyor, burayı çok beğeniyor. Ondan da Çirkince olamaz, Şirince olması gerekiyor ve o zamandan beri ismi Şirince. Gerçekten de ismini hak ediyor. Şey gibi bir söylenti var. İşte burada Rumlar yaşarken öyle bayağı hali vakti yerinde Rumlar burada yaşıyormuş ve köylerini çok seviyorlarmış. Dışarıdan kimse gelsin buraya yerleşsin istemiyorlarmış. O yüzden de ismine Çirkince demişler ki hani kimsenin dikkatini çekmesin diye, bir de öyle bir söylenti var okuduğum yerlerde ama hangisi doğru bilemiyoruz. Aynen, meyve nasılsınız? Bakın şöyle mahzenler. Ürün tatlarına bakabiliyorsunuz ürünü. Nerede ya, hala göremiyorum. Bu arada burada konaklama seçenekleri de çok fazla. Merhaba. Genelde butik otel tarzında konaklar, pansiyonlar, doğa evler. Birçok konaklayabileceğiniz seçenek var. Yani uygunundan biraz daha pahalısına. Birçok seçenek bulabilirsiniz. Bu konak evler 90'larda Sevan Nişanyay. Bakın şurada da yazıyor tam karşıdan konaklama rehberi. Sevan Nişanyay tarafından başlatılmış buranın restorasyonu. Hatta Sevan Nişanyay burası sit alanı olduğu için yaptığı restorasyonlardan dolayı 10 sene hapis cezasına çarptırılmış. İçeride girmişti ama sonra kaçtı diye hatırlıyorum en son. Birkaç sene önce Yunanistan'a. Kötü mü yapmış? Aslında güzel yapmış sonuç.
gayet Şirince bir köy çıkmış. Aynı zamanda matematik köyünü Sevan Nişanyan, Aziz Nesinoğlu, Ali Nesin'le beraber kurmuş orada. Aynı zamanda tiyatro medresesi yine Sevan Nişanyan tarafından kurmuş. Burada butik otelleri de var. Yani Şirince'yi Şirince yapmış aslında Sevan Nişanyan. Ama cezalandırmışız. Tabi yasada herkese işlemek zorunda. Çok bir şey yok. Bu arada Sevan Nişanyan enteresandır, Ermeni. Ama Türkçe etimoloji konusunda önemli kitapları var. İronik olarak. Merhaba. Bizde çok kaynak yok kendimiz. Şirince gördünüz mü? Yedi renk olan. Teşekkür ederiz. Kumda kahve içelim dedik. Önümüzdeki masadaki kumlar herhalde sadece görüntü olarak duruyor dedik ama sıcak. Evet, kahve hemen sehpada en taze şekilde fincanlara dolacak. Korona burayı da bitirmiş demiştik ama saat ilerledikçe bayağı kalabalıklaşmaya başladı. Ve bugün hafta içi olmasına rağmen yine bayağı kalabalık aslında. Teşekkür ederim. Kadına bakın, ikram edelim, buyurun. Teşekkürler. Mayık gelen mayık. Eşek şarap evi mi? Hakikaten eşek şarap evi. Evet, film seti gibi bir yer gerçekten Şirince. 2012 yılında da dünya ünlenmişti. İsterseniz masterimizle gezebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Mavi Enerji diye bir grup. Spiritüel bir grup sanırım. Maya takviminin son bulduğu 2012 yılının 21 Aralık'ında kıyametin kopacağını düşünüyordu. Kıyamet koptuğunda da... Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem gezerler hem çekerler. Kıyametten sonra Şirince ve Fransa'da bir kasabanın sağ kalacağını, kıyameti atlatacağını öne sürmüşlerdi. Tabi bu sayede bayağı bir popüler olmuştu dünyada Şirince. Burası ise St. John Kilisesi ve avlusundaki adeta bozuk para basan dilek havuzu. Büyük bir mahzeni var kilisenin, oldukça derinde. Kilisenin içinde açıkçası pek bir şey kalmamış, ne fresk ne kiliseye dair herhangi bir şey. Şu anda Şirince'de bulunan kiliseye geldik. Sanırım artık ibadet dışında sadece bir sergi alanı olarak kullanılıyor. Şu anda da annemin kucağında diye bir fotoğraf sergisi var. Farklı yerlerden anne sevgisiyle ilgili sözler ve fotoğraflar. Şu an kilisenin bahçesindeyiz. Burada bir havuz var. Şöyle içinde bir sürü para görüyorsunuz. Dilek havuzu.
Yalnız önemli özelliği şu, havuzun içinde bakın bir delik var. Eğer attığınız para o deliğin içine girerse dileğiniz kabul oluyormuş. Çok kolay gibi görünüyor ama oraya atmak çok zormuş. Eğer oraya atabilirseniz dileğiniz kabul oluyormuş. Mesela şu an deneyecekler bakalım ne kadar kolay. Daha küçük bir para yok mu? Şu etrafta gördüklerinizin hepsi boşa gitmiş, dilekler oluyor. Tamam, ben de bir. İran'da bu tarz yapılar çok fazla vardı. Sabat diyorlardı. Yolun üzerinde evin bir kısmı oda olarak kullanıyorlar. Ve yoldan geçenlerin güneşten korunmak için serinlediği yerler. Şirince'nin hemen hemen en yüksek yerlerinden birinde konumlandırılmış San Dimitrios Lisesi'ndeyiz. 19. yüzyılda inşa edilmiş. Buraya gelen mübadiller tarafından cami olarak kullanılmış. Lisenin içinde 12 havariye ait freskler var. Freskler muhtemelen cami olarak kullanıldığında silinmiş ya da boyanmış. O yüzden çok net değiller. Şirince'de her yer çok güzel. Sokaklar, yapılar, kafeler. Ama tarihi alanlarda bir eksik var. Açıklama yok. Bakalım burada açıklama var mı? Şirince Taş Mektep. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an Taş Mektep'teyiz. Burası Rumların yaşadığı dönemde adı üzerinde mektep, okul olarak kullanılıyormuş. Ancak daha sonra bir müzeye çevrilmiş ve bu mübadele dönemindeki anlaşmalar, çeşitli belgeler burada sergileniyor şu anda. Burada daha önce Rumların yaşadığını söylemiştik ancak daha sonra buradaki Rum nüfusuyla Yunanistan'daki Türk nüfusu arasında mübadele yapılıyor. Ve bu yer değiştirme sırasında bugün de yaşadığımız karantinaya çok benzeyen bir karantina yaşamışlar iki ülke değişimi arasında.
İzmir'in Urla ilçesi, o zaman bir karantina adası olarak kullanılmış. Gelen gemiler önce orada biraz bekletiliyormuş. Yolcuların eşyaları önce gemiden gönderilerek dezenfekte ediliyormuş. Daha sonrasında ise yolcular bu dezenfekte ve karantina işleminden sonra ancak ülkeye girebiliyorlarmış. Burada mübadeledeki göçmenlerin o karantina esnasında yaşadığı bazı deneyimler falan da anlatılmış. Hatta Girit'ten Türkler gelirken bu teknede 1027 kişi olarak yolculuğa başlamışlar. Ancak yolculuk sonunda kişi sayısı 1028'e çıkmış. Girit'i hiç görmeyen bir Giritli bu teknede doğmuş olmuş ve Türkiye'ye dönmüş. Evet, Taş Mektebi ararken bir ikilem yaşayabilirsiniz. Çünkü Taş Mektebi'nin üzerinde daha büyük yazılarla Artemis Restorant yazmışlar ama aslında burası tarihi Taş Mektep. Daha yaklaştığınızda küçük bir şekilde Şirince Taş Mektep yazısını görebiliyorsunuz. Hani Taş Mektebi aramayın boşuna. Artemis Restoran başlığı altında bulabilirsiniz. Evet, tekrar merhaba. Biz Şirince gezimizin sonuna geldik. Şu an dönüyoruz. Buradan Kuşadası'na gideceğiz. Umarım sizin için güzel, keyifli bir video olmuştur. Şirince hakkında size fikir vermiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.